Her seferinde bunu görmek bana ağır geliyor. Umut etmenin değil, gerekeni yapmanın zamanı şimdi. Benimle evlenirsen Karabeylerin başına sen geçeceksin. Herkese merhaba. Kan Çiçekleri dizisinin son bölümünde neler yaşandı ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve Baran'ın son kararının ne olacağını öğrenin. Dizide Baran ve Dilan'ı çok seviyorum diyenler, aşağıdan videonun beğeni butonuna bassınlar lütfen. Hep birlikte sayımızı göreceğiz. Kan Çiçekleri dizisi yine muhteşem bir bölüm ile seyirci karşısına çıktı. Dizide Baran'a bir paket gelmişti. Dilan paketi tam açacağı sırada Baran paketi Dilan'ın elinden aldı. Dilan Baran'a paketin içeriğini sordu. Fakat Baran yabani bir şekilde cevapsız bırakarak oradan uzaklaştı. Baran paketi çalışma masasına götürdü. Herkes paketin içerisindeki hediyenin Serap'a olduğunu zannediyordu. Fakat Baran Dilan'a bir sürpriz yapmış ve ona hediye almıştı. Ne yazık ki Baran'ın aklına Dilan'ın söylediği sözler geliyordu. Dilan'ın söylediği şu sözler, "Ben asla Baran Karabey'in karısı olmayacağım." demişti. Baran mecburen hediyeyi şimdilik bir kenara koydu. Öte yandan Kudret Bey ufak da olsa elini ve ayağını azıcık oynatabilmişti. Daha sonra Kudret'in yanına Baran geldi. Baran yine Kudret'in yanında Dilan'dan bahsetti. Kudret Bey adeta Karabey ailesinin bütün sırlarını biliyordu. Kimin derdi varsa Kudret Bey'e anlatıyordu. Karabey ailesinin ikinci aşığı Fırat Gül'den beklenmedik tepkiler aldı. "Gül Fırat'a beni oyalama ve artık bir adım at," dedi. İlerleyen bölümlerde Fırat ve Derya'nın olası bir evliliğinde Gül zaten çılgına dönecekti. Kudret Bey'in rutin kontrolü için Dilan ve Baran gideceklerdi. Dilan'ın telefonu çaldı. Doktorun sekreteri Dilan'a randevu saatini öne almamız gerektiğini söyledi. Dilan da Baran'a haber vermek için yanına gidiyorken Serap ve Baran'ın konuşmalarını duydu. Dilan bu durumu kıskandı ve Baran'a haber vermeden Kudret Bey'i kendisi randevuya götürdü. Baran bu durumu duyduktan sonra Dilan'a epey sinirlendi. Öte yandan Fırat ve Gül gün içerisinde tekrar buluştular. Bu sefer Fırat Gül'e evlenme teklifinde bulundu. Güzel haber şu ki Gül evlenme teklifini kabul etti. Dilan Kudret Bey ile konağa geliyorlardır. Baran sert bir tavırla Dilan'ın karşısına çıktı ve ona tepkisini gösterdi. Biz seyirci olarak Dilan'ın bu kadar aptalca bir şey yapacağını tahmin edemiyorduk. Konaktaki iki sinsi kadın içinde adeta bayram havasındaydı. Azade eve Serap, Baran ve Dilan'ın kavgasını seyrediyorlardı. Azade Serap'a Türkiye'de kalmasını ve Baran ile birlikte şirkette çalışmasını istedi. Serap Azade'ye olumlu bir cevap verdi. Günün ilerleyen saatlerinde Dilan ve Baran çalışma odalarında konuşuyorlardır. Dilan Baran'a Kudret'in randevusunun erkene alındığını söyledi. Dilan Baran'a Serap ile sohbetinizi bölmek istemedim dedi. Dilan Baran'a bu sebepten dolayı sana haber vermedim dedi. Baran bu durumu fazla uzatmadı ve Dilan'a babasını sordu. Dilan Baran'a Kudret Bey'in iyileşmeye başladığını söyledi. Öte yandan Derya Fırat'a teklifini yapmıştı. Derya Fırat'a hisseleri istiyorsan benimle evleneceksin dedi. Baran ve Dilan ayrı ayrı konak bahçesinde gezerlerken bir anda karşılaştılar. Ne hikmetse Baran ve Dilan tam tamına 10 dakika boyunca birbirlerine öylece baktılar. Baran ve Dilan birbirine tek kelime etmeden oradan ayrıldılar. Biz seyirci olarak böyle sahnelerin saçma olduğunu düşünüyoruz. Kerem Baran'ın yanına gelmiş ve sohbet ediyorlardır. Kerem Baran'a Dilan'a hediyeyi vermesi konusunda baskı yapıyordu. Ne yazık ki Baran Dilan'ın o sözlerini hala hatırlıyordu.
Baran Kerem'e hediyeyi Dilan'a vermeyeceğim dedi. Baran Kerem'e hediyeyi kimsenin görmemesi için şirkete götür dedi. Baran ve Kerem çalışma odasından ayrıldılar. Kerem kutuyu unuttuğunu Baran'a söyledi. O esnada Dilan da Baran'ın çalışma odasına girmiş ve kutuyu açıp bakmıştı. Baran da odaya girince Dilan'ın kutuyu açtığını gördü. Ne yazık ki Baran Dilan'ın yaptığı harekete tepki olarak kızacaktır. Baran'ın zaten Dilan'a hediyeyi verme niyeti yoktu. Baran bu sebepten dolayı Dilan'ın hediyeyi görmesine rağmen büyük bir ihtimal hediyeyi vermedi. Dilan bu duruma epey üzülecektir. Dilan derdini Kader Hanım ile paylaşacaktır. Dilan Baran'a karşı biraz küs tavırlar sergileyecektir. Baran da Dilan'ın derdinin ne olduğunu soracaktır. Dilan Baran'a benim derdim bu konakta kalmaktır diyecek. Baran'ın aklında gittikçe Dilan'ı özgür bırakma isteği artıyordur. Umarız sezon finali bölümünde Baran Dilan'a boşanma davası açmaz. Çünkü biz seyirci olarak sezon finali bölümünde Baran'ın Dilan'a aşk itiraf edeceğini düşünüyoruz. Öte yandan Derya Fırat'a benimle evlenirsen, Karabey ailesinde söz sahibi olacaksın dedi. Fırat için artık bir seçim yapma zamanı gelmişti. Fırat ya babası için Karabey ailesinde söz sahibi olacaktı. Ya da her şeyi bırakıp aşkının peşinden koşacaktı. Muhtemelen Derya ile evlenmeyi kabul edecektir. Azade'nin uzun uğraşları sonucu Serap Türkiye'de kalmaya karar vermiştir. Serap Türkiye'yi özlediğini bahane ederek Baran'a burada kalacağını söyleyecektir. Baran'ın zaten gözünde Serap sıradan bir arkadaştı. Hatta Baran adeta Serap'tan kaçıyor gibi. Serap'ın saçma hayalleri umarız hüsranla sonuçlanacaktır. Azade'nin sayesinde Serap konakta kalmaya devam edecektir. Azade bir an önce Dilan'ı konaktan göndermeyi ve Serap'ı Baran'la yeniden evlendirmeyi düşünüyordu. Baran dertleşmek için Ahmet amcanın yanına gitti. Baran Ahmet amcadan ne yapması gerektiğine dair fikirler alacaktır. Baran'ın Dilan'ı özgür bırakma gibi düşünceleri olsa da bunu filan gerçekleştiremeyecektir. Baran ve Dilan her seferinde karşı karşıya geliyor ve sadece öylece baka kalıyorlar. Senaristin Baran ve Dilan aşkını sakız gibi dolandırmasından seyirci olarak bıktık. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kan Çiçekleri dizisinin bir sonraki bölümünü sakın kaçırmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kan Çiçekleri dizisi hakkında daha fazla detay için aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın.